çok konuştuğumuz bir konu var. İşte örneklerini de çok fazla verdik. Daha önce işte o yapmış olduğumuz sağlık programlarında defayen bu konudan müzdarip insanlar gelmiş. Hiç unutamadım, yakından gördüğüm. Beni de çok şaşırtmıştı efendim. Bu sahte merdiven altı yapılan botoks, dolgu gibi işlemlerden, doktor olmayan, ehli olmayan kişilerin yapmış olduğu hikayelerden bahsediyoruz. Yapanlar ayrı. Dudaklar bir de bunların falan kullandıkları ilaçlar var. Bir de o ilaçların tabii ki sahte olanları var. Zaten bunlar da onu kullanıyorlar. Şimdi sahte malzemeler yüzünden yaşanan botoks dolgu facialarından İstanbul polisi kritik bir operasyon düzenledi. Estetik çetesiniz olasın 15 bin kutu botoks ilacı çıktı. Hepsi kaçak. Botoks ilaçları, dolgu malzemeleri, uyuşturucu maddeler, tıbbi malzemeler. Sahtekarlar 40 milyonluk ürünü piyasaya sürmeye hazırlanırken yakalandı. Mali suçlarla mücadele ekipleri halkın sağlığıyla oynayan çeteye operasyon düzenledi. Güzelleşmek ve daha iyi bir görünüme sahip olmak için en çok talep gören ilaçlardan biri de botoks ve dolgu malzemeleri. Talep artınca fiyatı da arttı. Hal böyle olunca da merdiven altı üretimler de çoğaldı. Sahte botoks ilaçları ve dolgu malzemeleri sayısız faciaya yol açmış. Yüzü gözü şişenler, görme kaybı yaşayanlar hep bu sahte, kaçak malzemelerin kurbanı olmuştu. İhbar alan ekipler Kadıköy'deki 4 adrese baskın yaptı. Bu operasyonda piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lira olan 15 bin kutu yasa dışı ilaç, 2 ruhsatsız silah, 13 tıbbi cihaz, uyuşturucu madde ve o uyuşturucu madde ile birlikte düzenekleri de ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. 15 bin kutu kim bilir nerelere sızdı, nerelere gitti acaba? Gerçekten bu işi layığıyla, diplomasıyla, herkesin tanıdığı, bildiği doktorların muayenehanelerine bile sızdı mı bunlar? Ya mutlaka dağıtılır. Şimdi tabii çok zan altında bırakmamak lazım aslında. Çünkü onların da aldığı toptancılar, işte bu işi getirenler, üreticiler bellidir. Fakat bunlar nereden çıkıyor? Bunlara kim nasıl ulaşıyor? Tabii işin ucuzuna kaçanlar malın da ucuzuna kaçıyor. Doktor olmadan sen işte orada mesleğin bambaşka. Kuaförsün. Bambaşka bir işin var. Sen gidiyorsun, bu işi yapıyorsun. İşte biz botoks da yaparız arada. Onu da yaparız. Yani yapılıyor ya bir ara her yerde bütün bunlar. E niye gidiyorsun ki oraya? Daha ucuz olduğu için. Ama neler yaşadık? Ucuz eti yahnisi yeniyor mu? Kesinlikle. Akıl beyin falan yok mu insanlarda? Unutamadığım bir görüntü var. Genç bir kız botoks için bir iş yerine giriyor. Böyle bir çok katlı bir binaya giriyor. Güvenlik görüntülerinde var. Geçerken gayet normal, sağlıklı geliyor. Yaklaşık 45 dakika sonra geri dönüyor. Hı. Dönerken yalpalıyor, bayılıyor, kalkıp eve gidiyor ve 2 gün sonra maalesef hayatını kaybetti. İşte bak, hepsi bu örnekler, bunlardan evet, çıkıyor. Bunlar yani içine ne zerk ettiği belli değil, neyle yaşadığın belli değil. Yani bütün onun için lütfen merdiven altı dediğimiz, diye tabir ettiğimiz, ne olduğu belli olmayan, diplomasını görmediğiniz, bilmediğiniz yerlere lütfen hiçbir şekilde ama o kadar çok tamah ki etmeyin Allah aşkına ya. Bilgi göstermeyin. Evet. Yani hani sadece bu işleri yapan belli yerler, belli doktorlar, belli cerrahi bilmem ne şunlar bunlar falan filan var ama Anadolu'ya vesaire her tarafa yayılmış. Anadolu'yu boş ver, İstanbul'un 2 adım ötesi gittiğin zaman hani bir de farklı farklı ülkelerden gelmiş adam, İran'dan, Pakistan'dan, şuradan buradan gelmiş vesaire vesaire. Ya bütün bunları yapıyorlar. Şimdi çete çökertildi diyoruz ama hani açıkçası inlerine kadar gireceksin. Kim bilir nerelerde ne var. Bir tane tutuklama var sadece bu işin içinde. 40 milyon lira vesaire deniyor ama hatırlasana, dudaklar böyle, yüz göz şişilmiş, görme yamuk hadiseler yaşamış falan filan var ya. İşte ama bunun sonu gelir mi, gelmez mi? İstediğin kadar denetim yap. Sonuçta bir şeyin ucuzu değil mi? Mesela hani bazen diyoruz peynir niye Murat ucuz? Ha? E niye ucuz? Evet. E bal niye ucuz? E çünkü bal değil ki içindeki. Evet. Ya et, da ne bileyim köfte niye ucuz? İçinde et yok ki çünkü. Dolayısıyla bir şey ucuz olduğu zaman sorgulayacaksın. Aman canım deyip geçemiyorsun. Çünkü maalesef bir kıyafet değil, başka bir şey değil. Vücuda zerk edilen bir şey. Bu iş hadi günlerde bir abimiz yakalandı ya 1,5 ton at ve eşek etiyle. Ne diye soruldu ya, benim değil aslında, kendisi kasap. Yakınlarıma, akrabalarıma dağıtacaktım diye. İçimden dedim ki acaba akrabalarımdan ne istiyordu?
Hayır, akraba dağıtılır mı? Onlar hepsi piyasaya para karşılığı tabii gidiyor ki. Ya bugün at, eşek, köpek, şu bu falan filan yer başlıyor. Yani bu zaman diliminde yaşıyorsak biraz daha fazlasıyla dikkat etmemiz gerekiyor. Ucuz etin yahnisi yenmiyor. Evet. Ucuz mala para vereceğiniz kadar da zenginseniz onu ben bilemem. Çok. Ama fakat lakin özellikle bu tür hadiselerde hani yok şu su, yok bu su, 5 lira vereceğine 1 lira verip ben bu işi kapatırım diyorsanız sonradan farklı değil mi? Aynen öyle. Vücutsal sıkıntılarda yaşanabilir. Şey, dikkat güzel kardeşlerim. Dikkat. Ama mesela mümkünse deniyor ambalaj üzerinde yazan seri kod numarası kontrol edilecek. Yok işte sağlık otoriteleri tarafından onaylanması kontrol edilecek. Evet. Ben gitmişim, kadın geliyor ya da adam yapıyor ediyor, onu ben nasıl onaylayacağım? Bildik yerlerde ya yapmak lazım. Ya tabii zaten hani sana özel açılan paketler oluyor. Onları görüyorsun. Gözün önünde bakıyor. Tabii yani son kullanma tarihi. Ama onlar da sahte olabiliyor ya. O ambalaj da sahte olabiliyor. Benim arkadaşım çok pimpirikli mesela. Açıyor, bakıyor, kapalı mı paket diye bakıyor. İlk defa bana mı kullanıyor, son kullanma tarihi. Baksana şu hepsi renkli renkli paket. Düşünsün, nereden bileceksin nereden ki? Ya iş burada esnaf arkadaşımızın ahlakına kalıyor. Evet. Ama tarih boyunca da o birçok yerde o ahlak, ahlaksızlık, ahlak yoksunluğu ortaya çıkabiliyor. Sonra bir çete oluyor. Maalesef. 40 milyon, 50 milyon, 100 milyarlara kadar giden iş. Allah korusun. Allah dikkat korusun. Edin güzel kardeşim. Gerçekten öyle. Değil mi?